Dedim ne var dayı dedi. Dedim ha burada bir miktar para buldum dedim. Şöyle ceplerine bir bak bakalım dedim ki senden mi düşmüş? Sen burada dolaşıyorsun başka biri yok dedim. Bir baktı. Çıkardı cebinden paraları. O yerden aldığım paralarla o para iyi örtüşüyor biliyor musun? Yani o da görüşük, o da görüşük. Cebindekiler de görüşük. Dedi dayı vallahi dedi 200 lira para bozdurdum dedi. Efendim sigara aldım bilmem ne aldım bilmem ne aldım benim param eksik dedi. Dedim rakamını söyleyeceksin çıkar rakamını. Senin olsun dedim. Yoksa veririm orada hocaya dedim. O da bir anons eder gelir alır bu parayı da, rakamını bilen bir adam. O başladı yemin etmeye. Dayı çocuğumun ölüsünü öpeyim şöyle edeyim böyle edeyim. Bütün rakamları saysaydı. Günahı başına dedim bak. Bunun babalığı ne kadar biliyor musun? Eğer bu senin değilse de sen bunu alıyorsan dedim çocuklarını zehirler dedim eğer sözüne götürürsen bu parayı. Dedi dayı yemin olsun şöyle yemin böyle yemin yemin edeyim boyuna. Dedim al ana dedim al günahı başına dedim al. Aldı koydu cebine adam bir sevindi. Şimdi böyle paraları yenmez. Yenmez öyle paralar. Herhalde o kadar parasında bir şey etmez yoğurt yani. Yedi buradan abi. He? Yoğurt süt bidonu aldı buradan. Ya o çocuk düşürdü. Ben öyle şüpheliyim. Kemal abi yaş kaç? Yaş kaç? 75'e geldik. Vay maşallah. Dayandık 75'e. Eskiden 50 yaşına gelen insanlar bizim gözümüzde yani şimdinin 100 yaşı gibiydi. Babam 50 yaşında öldü. Değil mi lan? Benim 50 gözümde yaş. öyle bir yaşlı ki hala öyle ben şey yapıyorum. Bak. Oğlum, baban nasıl 50 yaşında oluyor? 52 yaşında benim babam. Evet. Babam çökmüştü ya. Ya işte bu. Ne çökmesi 50 yaşında adam ama çöker tamam mi? Size öyle yaşlı geliyor. Senden oğlum. Yaşlı görüneceğim ama. Evet. Ben adamlar yanımda konuşurdu da kaç yaşındasın derdi ki 60 yaşında. Kimi derdi 65 yaşında derdim ya. Bunlar ne çok yaşamışlar ya. Bunlar ne yaşarsa kar bundan sonra. Şimdi biz geldik 75 yaşına. Kimse umudu kesemiyor. Tamam da ben 52 yaşına görünüyor muyum Kenan abi? Biraz da torunum ne bileyim tabii görünmüyorsun. 52 yaşında mısın sen? Ben 52 yaşındayım. E şimdi bunun babası diyor ki 50 yaşındaydı. 50 yaşında ben onu iyi biliyorum babasını. Evet. Yani şu anda Kemal ablan yan yana onu gözümle canlandırdım. Kemal ablan çok daha yaşlı görünüyordu. Kiloluydu biraz da ondan sana öyle da olabilir. Gelmiştir. Tamam. Senin çocukluğunda öyle gelmiştir. Fena haydarın demesi bilmez. O eskiden sizin yüzünde tüymeyi yoktu biliyor musun? Eskiden insanlar daha mı yaşlı görünüyordu? Yok acaba? Yok. Arkadaşlar bunun babası o kadar yaş göstermezdi sen ki. Sen babandan büyük ben müsün? 50 yaşında ya mı? Evet. 50 yaşında. Aynen. Sen babandan büyük müsün? Babamdan büyük müsün sen? Ufak mısın? Babam sen... Peki de sen beni tanımadın. Bakayım ya sen Hasan Akan'ın... Hasan Akan'ın torunuyum. Torunusun. Hangisinin oğlusun? Sen abinin oğlu. Hüseyin Çalı. Senin oğluyum ben. Senin Hüseyin. Hı hı. Ya desene ya. Ya dedim attım dedim tahmin ettim. Tanımaz olur muyum lan? Ha? Ya ama peki isim olarak benim de adım Celal yani. Sen şeyin Hüseyin'in oğlusun. Hı hı. Baban benden emsalık ya hep güloşurduk. O da o yaş, o ben bildim gerçekse 50 doğumludur. Eğer gerçek yaşıysa. O şimdi, 50 doğumludan büyüktür. Bizim 50 doğumlu bizim Kenan benden 4 sene ufaktır o. O zaman ki ondan büyükse tabii ki. Ya işte tabii eskiden nasıl yazılmışlar. Belki benden biraz ufak vardı bir yaş falan. Yoksa iyi hatırlıyorum. Senin en büyük çocuğun kaç yaşında? Benim en büyük çocuğum 60 bakayım 65 66 doğumlu. Ben, en büyük çocuğum 66 ben doğumlu. Babam